olduğunu söyledi. Profesör Doktor Serap Durusoy bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Şimdi Hakan Karahan'ın açıklamaları önemli. Dolayısıyla bunları biraz değerlendirmek gerekiyor. Zira evet dün açıklamayı gördük ama satır aralarındaki mesajları artık bugün yavaş yavaş değerlendirebiliyoruz. Nasıl yorumladınız? Evet. Önce %38'lik enflasyon hedefinden başlayalım Sayın Durusoy. Biz markette, pazarda böyle bir enflasyon görmüyoruz. Dahası yurttaş göreceğine de inanmıyor. Beklenti anketleri de bunu gösteriyor. Koç Üniversitesi'nin KONDA ile yapmış olduğu o hissedilen enflasyon araştırması da bambaşka bir gerçeğe işaret ediyor. Önce bu beklentiyle ilgili yorumunuzu almak isterim. Şimdi açıkçası burada bence temel sorun yaşanılan enflasyonla resmi rakamlar arasındaki o uçurum. Dolayısıyla bu bir sorun. Diğer yandan araştırma kurumları, düşünce kuruluşlarının yapmış oldukları hesaplamalarla yine TÜİK'in yapmış olduğu hesaplama arasındaki ciddi fark, bu da ayrıca bir sorun olarak bir kenarda duruyor. Ve burada temel sorunlardan bir diğeri de beklentilerin gerçekten çok iyi yönetilememesi. Nedenine de gelince reel sektör, hane halkı beklentileri ve piyasa katılımcıları anketleri sonucundaki rakamlara baktığınız zaman birbirlerinden çok ciddi bir şekilde farklılık var. Yani bütün bunları bir araya topladığınız zaman şu gerçeklik var. Aslında beklenti yönetiminde ciddi bir sıkıntı var. Zaten Sayın Karahan daha önceki açıklamalarında demişti ki yani enflasyonda biz fiyat istikrarını sağlasak bile burada asıl olan kalıcı fiyat istikrarı için beklenti yönetimi çok önemli demişti ve beklenti yönetimine vurgu yapmıştı. Ama görülen o ki beklenti yönetiminde bu anlamda bir başarı elde edilemedi. Açıkçası ben bu haftaki katıldığım programlarda geçen seferki gibi bir 2 puanlık şeyde bir artış beklemiştim. Bunun da nedeni Merkez Bankası'nın yani enflasyonda bir revizyona gideceğini ve piyasa beklentileriyle yakınsaması yönünde bir adım atacağını beklemiştim ama olmadı. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de %40 da kapatmayı evet, öngörüyoruz açıklamasını yapmıştı 2 gün önce. Sayın Cevdet Yılmaz da geçen haftaki açıklamasında hani orta vadeli programın güncellenmesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada da ki o da %40'lar civarında. Hatta o 2025 yılında iki rakamlara yani %10'lar civarına gelineceği yönde bir değerlendirmesi olmuştu. Yani aslına bakarsanız söylem olarak birbirlerine yakın. Burada ben Merkez Bankası'nın böyle bir söylem değişikliğine gitmemesinin nedenini aslında şimdi enflasyonda bir revizyona gitmiş olsa ve enflasyonu daha yüksek bir hedef olarak ortaya koymuş olsaydı, daha doğrusu tahmin aralığını yükseltmiş olsaydı, bu defa faiz indirimi konusunda aslında çok hızlı adım atamayacak. Yani ben açıkçası biraz daha farklı düşünüyorum. Merkez Bankası aslında böyle bir kararla önümüzdeki dönemde aslında bir faiz indirimine gidilebilmesi için bir kapı araladı. Her ne kadar konuşmasında faiz indiriminden bahsetmemiş olsa da benim dikkatimi çeken bir önemli nokta şu oldu. Şimdi daha önceki enflasyon raporunda gerekirse ilave adımlar atılabilir ifadesi vardı. Fakat bu defa sıkı duruşa devam edeceğini söyledi ama gerekirse ilave bir adım atılacağı yönünde bir değerlendirme olmadı. Bence bu da diğer rapordan ayrılan çok önemli bir farktı. Çünkü ben karşılaştırma yaptım. Bu ifadeler oldukça önemliydi. Şimdi burada özellikle finansal koşullardaki sıkılaşmanın talebi daralttığını, özellikle beyaz eşya yani ihtiyari talepte bir daralma olduğundan bahsedildi. Yani aslında şu da önemliydi tabii. Hani maliye politikasıyla eş güdümün yine ifade edilmesi. Tamam bunlar güzel. Fakat icraata geldiğiniz zaman maliye politikası ile para politikası arasında bir eş güdümün olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Diğer yandan şimdi burada hissiyat ağırlıklı beklentilerin öne geçtiğine ilişkin bir açıklama da yapıldı. Şimdi elbette ki hissiyat ağırlıklı olacak. Hatta ben
açıkçası hissiyatın ötesinde. Yani yaşanan bir enflasyon gerçeği var. Bence ana sorun bu Bilge Hanım. Çünkü Merkez Bankası politika üretirken ne yapıyor? TÜİK'in resmi rakamlarını dikkate alarak politika üretiyor. TÜİK'in resmi rakamlarına yönelik bir güvensizlik algısının var olduğunu düşünürsek, ki bu algı gitgide artıyor. Dolayısıyla bu durum uygulanmakta olan ekonomi politikalarına yönelik güvensizlik algısını da aslında çoğaltıyor. Şimdi öyle ifadeler kullanıldı ki yine Hatice Hanım'ın işte önümüzdeki aylarda kira artışlarını beklemiyoruz yönündeki açıklaması. Bu inanılmaz talihsiz bir açıklamaydı. Nedenine de gelince, inşaat maliyet endeksi sürekli olarak artıyor. Kiralara yönelik biliyorsunuz o %25'lik kısıtlama ortadan kalktı. Tabii. Hatta gazetecilerden bir tanesi kendisine bu soruyu yöneltti. O da dedi ki biz zaten bunu hesaplamaları yaparken dikkate alıyoruz ve özellikle burada işte kiralık ilanları, konut kredisi değerlendirme raporlarını ve kira ödemelerini dikkate alarak zaten hesaplama yapıyoruz dedi. Ama bunlar dikkate alarak hesaplama yapıldığında kiraların gerçekten önümüzdeki dönemde düşeceğini dile getirmek bana göre çok talihsiz bir açıklama. Sayın Dursun, her gün onlarca mesaj alıyoruz izleyicilerimizden. Özellikle o %25 sınırının kaldırılmasının ardından tabii TFTÜFE rakamları da aşan, artık çok astronomik boyutlara varan artışların gündeme geldiğini söylüyor izleyicilerimiz. Kesinlikle. Bilge Hanım, mesela bizim çok önemli bir sorunumuz da var bakın. Ben bu hafta katıldığım bütün programlarda bunu dile getirdim. Gıda enflasyonu, ki sizin haber bülteninde de değindiniz. Özellikle gıda enflasyonunun en ana noktasını tarım sektöründeki bu yaşanan sorunlar oluşturuyor bakın. Yani normal koşullar gıda enflasyonuna baktığınızda OECD ülkelerinde birinci sırada yer alıyoruz. Ve aşağı yukarı açıklanan rakama bakıyorsunuz. Aylık gıda enflasyonu 1.83 olarak gösterildi TÜİK tarafından. Hı hı. Fakat pazara manava gittiğiniz zaman her gün değişen gıda fiyatlarındaki artışı gözlemliyoruz. Dolayısıyla da yani yaşanılan demekle kastettiğim şey buydu. İnsanlar zaten alışverişe çıktıkları zaman piyasada, yani ceplerinden çıkan para miktarının ne denli büyüdüğünün zaten farkına varılıyor. Bir diğer nokta mesela tarımda üretici enflasyonundaki artış. Hı hı. Ben hemen Haziran ayı için söyleyeyim. Yıllık bazda %55'e yakın, yani %54,98 arttı. Aylık bazda da %1,95'lik bir artış var. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ve biliyorsunuz Eylül ayında okullar açılacak. Zaten eğitime yönelik şeyde yıllık bazda çok ciddi bir artış var. %104 oranında bir fiyat artışını görüyoruz enflasyon bağlamında. Şimdi Eylül'den sonra bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman enerji fiyatlarındaki artış, doğalgaza gelen artış, enflasyonla nasıl bu kadar iyimser bakıldığını gerçekten ben bir ekonomi profesörü olarak anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bunu kamuoyuna anlatmakta da güçlük çekiyorum. Çünkü ortada bir realite var. Ama bu realitenin görmezden gelinip de önümüzdeki aylarda işte rakam şu olacak, bu olacak. Bir kere zaten şunu da eklemek gerekiyor. Merkez Bankası para politikasına ilişkin olarak kısmen de olsa gereğini yaptı aslında. Yani bir yol kat etti. Bunu inkar edemeyiz. Ama sorun burada. Merkez Bankası'nın bu politikalarına uyacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı adımlar. Yani bu vergi düzenlemeleri genelgesi yayınlandı. Tasarruf genelgeleri yayınlandı. Ama dikkat ederseniz bakın yani enflasyona ilişkin atılan adımların büyük bir yükünü sabit gelirli vatandaş çekiyor. Özellikle özellikle beyaz yakalılar, özellikle orta sınıf. Orta sınıf kalmadı gerçi ama bırakılmadı ortada. Özellikle emekliler ve asgari ücretliler, bakın açlık sınırı açıklandı işte, açlık sınırı ben hemen size söyleyeyim %19.234 TL, yani bunu yuvarlayalım 20 bin. Yoksulluk sınırı 64,99 oldu sanırım. 62,652 olarak Türk İş tarafından açıklandı. Yine öte yandan şeyin İPA'nın çalışması var biliyorsunuz. Orada da 4 kişilik ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira. Şimdi bu gerçekleri göz ardı etmezsek eğer, yani şu anda gerçekten nüfusun neredeyse %70'e yakını yaşam mücadelesi veriyor. Geçim mücadelesi veriyor ve buna rağmen bunun görmezden gelinip bir de bunu bir başarı gibi göstermiş. Talep koşullarında baskıladık. İşte talep
enflasyonunu aslında tahmin aralığımıza yakınsıyor. Ya zaten insanların alım gücü yok ki. Doğal olarak zaten talep baskılanıyor. Tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu ücretlere zam geldiği zaman sanıyor musunuz ki insanlar 5 ekmek tüketiyorsa 15 ekmek alacak? Yok böyle bir şey. Çünkü buradaki sorun emekli ve asgari ücretli, ki nüfusun büyük bir kısmının asgari ücretle çalıştığını düşünürsek asgari yaşam koşullarının gerektirdiği harcamayı yapacak durumda değiller. Dolayısıyla bu insanlardan biz artık nasıl diyebiliriz ki kemer sıkalım, hadi enflasyonu düşüreceğiz, hadi biraz daha gayret, biraz daha sabır. Bu sabır falan değil artık. Yani dolayısıyla toplumun her kesiminin bu enflasyon önleme konusundaki mücadelede elini taşın altına koyması gerekir, ama biz şu ana kadar ücretli kesimin dışında bununla mücadele eden bir kesim görmedik açıkçası. Yani tasarruf genelgesi yayınlandı. Kamuda ne kadar tasarruf elde edildi? Açıklanıyor mu? İşte vergi düzenlemelerine gidildi. Vergi istisna ve muafiyetlerine ilişkin bir düzenleme geldi mi? Hayır, gelmedi. Şimdi dolayısıyla da biz hala kalkıp da ekonomi yönetimi vatandaştan enflasyonu düşüreceğiz, hadi biraz daha sabır demek çok iyimser bir bakış bence ve adaletli bir bakış da değil açıkçası. Tabii sabretmek hep bize düşüyor, ama bir yandan da kamuda, evet, tasarruf hatırlatması yaptınız. Gerçi o da tabii